18 Ağustos Perşembe HalkTV.com.tr İsmail Saymaz Katil esetten Yeniden Kardeşim Esad'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahattin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha e okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı kılacağız diyeli 10 yıl oldu. Geçen 10 yılda, Arap ülkelerinin iç siyasetine, birbirleri arasındaki çatışmalara müdahil ve taraf olmama şeklindeki Atatürk'ün çizdiği geleneksel çizgi küçümsendi. Yetkin diplomatlar monşerler diye aşağılandı. Fatih Camisi'nin arka sokaklarındaki rutubetli çay ocaklarında pinekleyen bir avuç radikal İslamcı meczubun cihat hayallerinin peşinde sürüklendi Türkiye. Bu uğurda Suriye'de iç savaşa taraf olundu ve ÖSO silahlandırıldı. El-Kaide ve IŞİD'in çağrısına uyan teröristler cihat otobanını çevirdikleri sınırımızdan Suriye'ye geçti. Sınırın karşı yakasında PKK, IŞİD ve El-Kaide devletçikleri kuruldu. Bu örgütler ülkemize canlı bomba sokup kanlı katliamlar gerçekleştirdi. Selefiler ülkemizde 10-20 bin kişilik tabana ulaştı. Suriyeli sığınmacıların sayısı 100 bini geçtiğinde kritik eşik aşıldı denilmişti. 100 bin 5 milyon oldu. Sözde biz Suriye'ye girecektik, Suriye bize girdi. Şu an Suriyelilerin yaşamadığı bir şehrimiz yok. Sınırdaki Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Kilisle, Adana ve Mersin'de nüfusun üçte biri Araplaştı. Gündelik dil Arapçaya evrildi. Kuşaklarımızı etkileyecek bir milli güvenlik meselesi yaratıldı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda IŞİD ve PKK'ya karşı yüzü aşkın şehit verdik. Rus uçakları 34 askerimizi birden şehit etti. AK Parti askerlerimizi Ruslar vurdu bile diyemedi. Emevi Camisi'nde şükür namazı hayali kuranlardan ötürü Türk camilerinde cenaze namazları kılındı. AK Parti Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu araziyi bırakıp sırtında türbe ile kaçtı. Savaşta mıydık? Hayır. Suriye'ye karşı savaş ilan etmedik. Ancak etseydik bundan daha ağır bir bilançoyla karşılaşmazdık girmediğimiz savaşın kaybedeni olduk. Geçen 10 yılın sonunda stratejik derinlik pusulasıyla yola çıkarılan Türkiye, Suriye çölünde yönünü kaybetti. 100 yıl önce Zeytin Dağı'ndaki Mehmetçikler gibi yalnız kaldı. AK Parti'nin İslam dünyasına liderlik ihtirası milli çıkarlarımızı zedilildi. Türkiye'nin gelecek mutlu 10 yılları geçmiş 10 yıl içinde çöl rüzgarında sarıldı. İktidara rağmen Türk halkı Suriye'ye düşmanlaştırılamadı ve ihbancı iktidara ikna edilemedi. Araştırmalara da yansıdı. Metropol'ün Ocak 2022'deki sağ çalışmasında katılımcıların %64.5'i, hükümet Suriye ile ilişkileri normalleştirmek için Esad'la diplomatik görüşmeleri başlatmalı, dedi. AK Parti ve MHP'lilerin %54.1'i buna dahildi. %55.2'si Türkiye'nin askerlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik yükü arttıkça Suriye cihadı da külfete dönüştü. AK Parti, Suriyelilerin ensarı olmaktan ve sığınmacıları muhacir görmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Yoksa iktidarı avuçlarından kayıp gidecekti. Türkiye'yi yönetiyor olmak, AK Parti'yi Suriye politikasından geri adım atmaya ve bu iflası kabule mecbur etti. Hem mecburdu hem de doğrusu buydu. 5 milyon Suriyelinin geri dönüşünü görüşmek ve planlamak için Esad'la ilişki kurmak zorundayız. Türkiye iyi niyet göstergesi olarak İdlib'i Suriye'ye bırakmalı. İdlib'de El-Kaide ve IŞİD'de diğer Selefi örgütlerin varlığından ötürü Türkiye, teröristleri koruyor diye suçlanıyor. Bırakalım Suriye kendi topraklarında güvenliği sağlasın. Geçen 10 yılda Erdoğan, kardeşim Esad dediği Beşar'ı katil Esed ilan etmişti. Geçen 10 yılın sonunda katil Esed yeniden kardeşim Esat oluyor. Arap komşularımızın çatışmalarına müdahil ve taraf olmamayı öğütleyen Atatürk haklı çıktı. Dengeli ve barışçıl bir diplomasi öneren monşerler de öyle. Suriye'de savaşa ve IŞİD zorbalığına karşı çıkan muhalifler de.